Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri özel kadın hastanesi olan Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Fener'in maçı var ve siz değerli kardeşlerimden hem takımımız için destek hem de kanalımız için desteklerinizi isteyeceğim. Ama öncesinde müthiş haberler var. Önce müthiş haberlerle başlayalım. Intro girmem lazım, girmiyorum çünkü direkt başlamam lazım. Fener maçı Opet Vakıf Bank'ı 3-0 mağlup ederek Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu. Dün yani 29 Ekim 2022 gününde, bakın 29 Ekim 2022'de 3 kadın şubemiz 3 galibiyet bir de kupa getirmiş oldu. İşte Fenerbahçe budur. Fenerbahçeli kadınların, yani Fenerbahçeli kadınların Fenerbahçe gururudur. Türk sporunun gururudur. Hani ben Kayseri Özel Hüma Hastanesi'ni seçerken özellikle üstüne basa basa seçtim. Niye? Çünkü hani seçtim derken, yani yanlış anlamayın, bu kadar tanıtım yapmayı seçtim. Çünkü kadınlara özel bir hastane. Kadınlara değer veren bir hastane. Yani kadınların kendine gerçekten iyi hissettiği bir hastane. Ya bir takipçimizin doğumu yaklaşan takipçimiz falan yok mu? Eşiniz falan yakın değil mi? Yazın yorum arkadaşlar. Merak etmeyin, Hüma Hastanesi yetkilileri şey yapıyor. Kimse başvurmasa direkt sizinkini gelin Kayseri'de yapın doğumunuzu. Prensesler gibi doğum yapın, ne olacak? Benimle de tanışmış olursunuz. Benden söylemesin. Şimdi Fenerbahçe kadın voleybol takımının kazandığı kupa sonrasında Ali Koç'un yüzü gülüyor ve gözyaşlarını tutamamış. Duygusal bir insan arkadaşlar. Birçok kişi hani ya şöyle böyle şucu bucu falan filan birçok etikete soktular ama ya Ali Koç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, vatanına, milletine bağlı. Fenerbahçe'sine aşık. Atatürkçü. Yani ileri görüşlü bir adam diyeyim ya. Gerçekten ileri görüşlü bir adam. Hangi başkan çıkıp da ulan döviz kuru işte şu anda 7 nokta bilmem ne. Ben 7.5'tan bozduracağım. Bütün döviz kurundaki borçlarımı TL'ye çevireceğim. Çünkü döviz artacak diye. Bu taşın altına elini koyardı. 18'i geçti. 18.5. Birbiriyle yarışıyorlar. Ya 7.5'a imza attığında adamı hain ilan ettiler. Tıpkı Jesus'un Gustavo Henrique'yi getirdiği gibi. Arao'yu getirdiği gibi. Komisyoncu dediler, bilmem ne dediler. Valici diyordunuz. Tinerci diyordunuz. Bu arada Fenerbahçe taraftarı Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları yapıyor ama Ali Koç diyor ki büyük konuşmak için çok erken. Biz zaten çok büyük konuşan bir ekip değiliz. Ama bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. Ya bu adam iyi bir Fenerbahçeli. Evet, benim de kızdığım oldu, benim de eleştirdiğim oldu. Hala da eleştirdiğim noktalar var, yok mu? Var. Mesela Erol Bulut'u getirme süreci. Ben çok kızgınım. Ki getiren kişi de diyor Ali Koç bana kızdı diyor. Hala da kızgın, haklı da diyor. Ben de kızgınım, ben de haklıyım. Ama şampiyonluk gelirse de yani Ali Koç'u en güzel tebrik edeceklerden biri de benim. İsterse dava etse ben yine de tebrik edeceğim yani. Özelden rahatsız edeceğim, onu da söyleyeyim. Ali Koç diyor ki daha Vargas gelecek diyor. Arkadaşlar bu Vargas dediği müthiş bir sporcu, müthiş bir voleybolcu. Bizdeki lig dönemi başlayınca geri geliyor. Lig dönemi boşa çıkınca Çin'e falan kiralanıyor. Hani ritmini kaybetmesin diye. Yani Ocak'taki transferi şimdiden açıklamış oldu, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda Itoidisli Fenerbahçe, Dimitris Itoidisli Fenerbahçe'de müthiş giderken diyor ki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçından bu yana takımda çok şey değişti. Bu yüzden oyuncularımı takdir ediyorum. Egolarını bir kenara koydular, ekstra idman yaptılar, izin günlerinde çalıştılar, koçlarla bireysel idmanlar yaptılar, kimyaları arttı diyor. Ya Allah inşallah bunca yıldır yenen hakkımızın hürmetine, dua eden Fenerbahçeli kardeşlerimizin hürmetine, inşallah Fenerbahçe'mize bu sezon futbol ağ takımına gerek ligde, gerek Türkiye Kupası'nda, gerek Avrupa'da şampiyonluklar nasip eder inşallah. Yani Avrupa'da olamıyorsak da, yani deseler ki iki tanesini seç, tabii ki lig şampiyonluğu ve Avrupa'yı seçerim ama Avrupa olmuyorsa da en azından lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu nasip etsin Allah bize. Basketbolda hem Euro Ligi hem Türkiye Ligi şampiyonluğunu yani inşallah nasip etsin Allah bizlere. Kadınlarda, voleybolda, basketbolda, yani oynadığımız her branşta Rabbim bize şampiyonluk nasip etsin de şu 8 senedir kupasız geçen süreci öyle bir atlatalım ki. İnşallah arkadaşlar. Fenerbahçe'miz bu arada biliyorsunuz Süper Lig'de İstanbulspor maçı var ve İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı arkadaşlar. Bu arada Ali Koç'un çok fazla sözü var. Hani
Cumhuriyet'in 99. yılının son gününde 100. yılda kupaların tamamına talip olduğumuzu söylüyoruz diyor. Euroleague'de 5'te 5 yaptı takımımız, müthiş gidiyor. Geçen sene kötü bir anı olarak kaldı ama bu sene her şey farklı diyor. Hani Vakıfbank'a kaybedilmiştim. Hani REM maçına ilişkin de bir şeyler söylüyor. Ben onu da dile getireceğim arkadaşlar. Konusu gelince. İstanbulspor maçının hazırlıklarını tam olarak tamamladık arkadaşlar. Ve maçın oynanacağı şey için kampa girdi takımımız. Ve maçta şöyle bir şey var. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi idman. Koşu, ısınma, koordinasyon, çabuklukla başladı. Pas çalışması ve taktiksel ve bireysel antrenmanlarla tamamlandı arkadaşlar. Yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda inşallah Fenerbahçe taraftarının desteğiyle kazanacağımız bir müsabakayı oynamış oluruz arkadaşlar. Joshua King, İsmail Yüksek antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştılar. Kamp kadrosunda olacaklar. Tabii ki teknik direktörümüz Jorge Jesus uygun görürse olacaklar. Hani ben oynatmak istemiyorum derse. Mesela Diego Rossi arkadaşlar oynasa oynar. İdmana katılsa katılır ama Diego Rossi tedbir amaçlı tutuldu. İdmana katılmadı. Muhtemelen Kia maçına saklanıyor. Luan Perez, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Yandaş da bu maçta forma giyemeyecekler. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Luan Perez de Mert Hakan da kalan maçları zaten beklemiyoruz ama Gustavo Henrique'yi de beklemeyin diye bir kez daha hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Yarınki, daha doğrusu bugünkü maça ilişkin, ben hala 29 Ekim'deyim, 30 Ekim olmak üzere. Ama bugünkü maça ilişkin bir şey söyleyeyim. Bir duyumum var. Bak ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Ama sizlerin bu kadar desteğini gördükten sonra bu duyumu da vermek istiyorum. Son dakika eşliği ile birlikte. Zayt, Alioski ve Batshuayi ilk 11'de deniliyor arkadaşlar. Yani bana gelen duyum bu şekilde. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Ha hocam mantık yürüt. Sen mantık yürüttüğün zaman doğru oluyor. Mantık yürüteyim. Şimdi Arao REM maçında kötü. İsmail sakatlıktan döndü. Crespo zaten hazır. Crespo'nun yanına Zayt olabilir. Nispeten güçsüz sayılabilir bir rakip. İki. Bak iki tane ismi koydun orta sahaya. Üçlü çıkamayacaksın. Dörtlü çıkacaksın. Dörtlü çıkacağın için bunların önüne Joshua King'i koyabilirsin. King çünkü 10 numara pozisyonda oynayacak. Aslına bakarsanız King de bence yerini garantiledi gibi. Batshuayi de forvete koy. Rossi'yi oynatmıyorsun. Sol kanatta da Valencia ile başla. Hani benim mantığıma göre 4-1-3-2'nin sağda İrfan Can'la başla. Sağ bekte Ferdi ile başla. Bak. Altay 1, Ferdi 2, Serdar Aziz 3, Türk tamam. Salahi 4, Alioski 5. Sol kanatta Lincoln çok yıpratıldı, yoruldu. Ferdi koysa, Osayi koysa, Osayi'nin de birkaç golde hatası var. Bence Osayi de kesecek. Orta sahada Crespo Zayt mantıklı. Önlerinde sağda İrfan Can, ortada Joshua King, solda Valencia, forvete Batshuayi ile çıkılması mantıklı. Yedeklerde mesela Serdar Dursun, Cao Pedro, Arda Güler, Emre Mor değil mi? İsmail Yüksek. Hani böyle böyle tek tek sayarsın. Yine Usai Samuel'i falan da eklersin. Belki Yiğit Efe ile de şeyi koyarsın. Yani bu duyum bana mantıklı geldi arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ali Koç diyor ki REN maçında Altay ile alakalı yaşananlar için isyan ettim. Biz böyle değildik. Fenerbahçe taraftarı böyle değildi diyor. Olacak iş değil. Geçen seneyle siyahla beyaz arasındaki kadar fark var. Hayretler içindeyim. Çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen. Tribünlerde otokontrol olursa hocamızın söylediklerinden sonra otokontrol olur diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki maçlarda işte Altay Bayındır'ı ıslıklayan taraftar tribünden aşağı atıldı diye falan haberler bile duysak şaşırmam abi. Ama kimsenin cesaret edeceğini zannetmiyorum. Zaten bunu yapanlar provokatif kişiler ya, merak etmeyin. Ya ekran başında ben kızarım. Siz de kızarsınız. Bir kez daha söylüyorum. Eleştirmeyin demiyor. Yani stadyumda. Ali Koç diyor ki hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi. Futbol ülkesi olduğu için geldi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz diyor. İnşallah da olmaz arkadaşlar. Hani burada bitirmek istiyorduk REN maçını. Çok kuvvetli takımlar geliyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nden çok kuvvetli takımlar geliyor.
Ben söyleyeyim arkadaşlar, UEFA Avrupa Ligi'ne düşen ve düşmesi muhtemel takımlar şunlar: Rangers veya Ajax, Atletico Madrid veya Leverkusen, Barcelona, Tottenham, Sporting Lisbon, Frankfurt veya Marsilya'dan biri, Milan, Salzburg veya Zagreb'den biri, Shakhtar ya da Leipzig'den biri. Sevilla, gerçi Sevilla Marcao'yu aldıktan sonra son sıralardaymış. Juventus ya da Maccabi. Yani bunlarla eşleşmek istemezsiniz herhalde. Gerçi Lucescu açıklama yapmış. Demiş ki Kıbrıs'ta maçı bitirdikten sonra yüzerek Ukrayna'ya kadar geldik. Oyuncularım yorgun. Parkta yatıyoruz demiş. Şaka bir tarafa demiş ki Avrupa'dan elenmiş olabiliriz ama iyi takım olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına bunu kanıtlamak için çıkacağız. İnşallah Fenerbahçe de sizi kanıttırmak size kanıtlamak için çıkar maça. İnşallah öyle de bir şey olur. Oo, lattem geldi sevgili yönetmenimden. Teşekkürlerimi sunuyorum. Golvar.com bardağıyla da latte içmek çok keyifli bir şey. O sıralı marketlerde de satılıyor arkadaşlar. Boğazına durdu hocam bak, öyle bir siz içersin. Tamam, bir daha içmeyeyim. Ali Koç diyor ki 3-0'dan 3-3'e gelmek 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı. Taraftara bir sözüm var. Hocamız doğru noktaya parmak bastı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin bu sezon 3 tane dönüm maçı var. Bir Ümraniye maçı. 3-3'ten sonra lige felaket ağırlık verdi Jesus. Önemsemiyordu. 2. 5-4'lük Karagümrük maçı. 5-4'lük Karagümrük maçından sonra sahada yürümeyi yasakladı Jesus. Dedi ki skoru aldıktan sonra yürüyebilirsiniz. 3. maçta Ren maçı. Ben iddia ediyorum. Bak, kolay kolay bu iddiayı etmem. Çünkü rezil olmak var işin ucunda. Fenerbahçe bugün çok gollü bir maç oynayacak. Çok gollü bir maç oynayacak. Hani goller cepte uygulaması falan filan oluyor. Yani her gol attığında internet falan geliyor. Bayağı internet kazanırsınız gibi geliyor bana. Ya bu maçta hakem dahi etki etse 3.5'tan fazla gol olur. O kadar söyleyeyim. Yani bakalım, kazanalım da. Bu arada Süper Lig'de biten maçlara bakıyorum arkadaşlar. Galatasaray maçı zaten açıkladım onu. Bakın arkadaşlar, 2 tane sürpriz maç. İlginç. Konya Spor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalıyor. Ne diyordu Mustafa Hoca? Buram buram beraberlik kokuyor bu maçta diyordu. Hakikaten beraberlikmiş. Alanya Gaziantep. Alanya çok kötü bir takımdı. Gaziantep çok iyiydi. İlginç değil mi? Alanya 2-0 kazanmış. Nasip. Tabi Ertuğrul Taşkıran da açıklamada bulmuş. Demiş ki onlar unutmuş olabilir ama ben unutmadım demiş. Düştü denilen Konya Spor'u ligde tuttum. Onlar ne kadar küfür etse de ben üslubumu bozmadan sadece bir sezenişte bulunuyorum. O günleri unutmasınlar demiş. Beni konuşturmasınlar, yayından oynar demiş kısaca. Kim Minji Napoli'nin teklifini kabul ederken bir an bile tereddüt etmedim demiş. Bu da beni doğruluyor. Ren çünkü 23'e kadar çıkmıştı. Ama Napoli dedim. Ben Allah var Napoli'de tutmaz diye düşünüyordum ama Spalletti hocam Spa'yı iyi yönetmeye başladı. Başka Brezilya basını Fenerbahçe'ye bir futbolcu yazmış. Everton Ribeiro'yu. Flamengo futbolcusu. Arkadaşlar bu palavra. Bunun benimle alakası yok. Ben bunu doğrulamam. Bilginiz olsun. Bu kesinlikle palavra. Torino, Miha Zajc ve Fenerbahçe durumunu yakından takip ediyor diye de bir duyum geldi. Bu da doğru ama Miha Zajc konusunda her an her şeye hazırlıklı olun. Benim iki tane şeye çok şaşırmıştım var. Rakip takımları konuşmak benim adetim değildir. Bilirsiniz hani rakipler gider inşallah puan kaybeder. Puan kaybettikleri maçın hemen akabinde, yani hemen akabinde arkadaşlar şey yaparım, neydi onun adı, hani rakipler puan kaybetti diye hemen canlı yayın açarım. Güleriz, eğleniriz. Mutlu, mesut, bahtiyar bir şekilde. Yani bu çok hoş olur. Ama onun dışında çok konuşmam ama iki tane bizimle alakalı bir durum var. Bir, Trabzonspor Başkanı Trabzon'un yeni havalimanına değil spor tesisine ihtiyacı var. Ben bunu engellerim demiş. Engelleyemezsem görevi bırakırım demiş. Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu. Bu arada dün de önemli bir isimle birlikteydim. Yan yanaydım. Aslında fotoğrafını çekseydim herhalde 26.800'den abone sayısı 350.000-400.000'e çıkardı bir günde ama neyse, bir sonraki sefer inşallah. Yani yeni havalimanı projesi nedeniyle kulüp tesislerinin %90'ının istimlak edileceğini söyleyerek tepki göstermiş. Ben açıkçası bunu nasıl yorumladım biliyor musunuz? Ben bunu şu şekilde yorumladım. Hayırlı uğurlu olsun, Trabzonspor artık şampiyonluk adayı değil olarak yorumladım.
Beni yanlış anlamayın. Siyasete asla bulaşma. Benim için siyaset bir bataklıktır. Allah siyasete bulaşanların hepsini kurtarsın. Çünkü bu bataklık ben sevmediğim. Anlar mıyım? Anlarım. Kısmen anlarım. Ama asla yapmam. Yapmayı da sevmem. Çünkü bizim ülkemizde siyaset en son yapılacak işlerden biridir. Hatta siyaset yüzünden insanlar birbirinin hapse girmesini ister. İnsanlar birbirinin ölmesini ister. Ve çevremdekiler öyle yani. Bilmiyorum Türkiye genelinde nasıl. Sen bilmem şucusun. Sen Abdülhamit'i savundun. Sen Menderes'i savundun. Birbirine işte öl, geber, çocuğun yoksa çok enteresan şeyler duyuyorum. Yani benim anladığım siyasete göre Ahmet Ağaoğlu bu cümleleri söylememeliydi. Söylemedi. Ya herkes açık söylenmez bu. Tepkim var. Olabilir arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe stadının yarısı yıkılacak deseler Fenerbahçe başkanı da tepki göstermez mi? Gösterir. Ama bunu herkese açık gösterirsen bilmiyorum. Bence bir şeyleri yanlış yapmış olursun. Şampiyonluktan adını silmiş olursun. Mesela ben Ankaragücü'nün düşecek ilk takım olduğunu düşünüyorum. Görün bakın. Ve Trabzon'da şampiyon olma ihtimalinin artık sıfırlandığını düşünüyorum. Galatasaray'ın da şampiyon olma ihtimalinin sıfırlandığını düşünüyorum. Arkadaşlar eğer Galatasaray Karagümrük'e yenilseydi adım soyadım kadar eminim. Bak Karagümrük'e yenilseydi Galatasaray şampiyonluk adaylarından biriydi. Ama Karagümrük'e yenilmesini engellediler. Demek ki diyorlar ki bunlar köte pata gitsin. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yeni teknik direktör. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler'den bahsediyor. Oynatılmıyor ve tartışılmıyor. Bizdeki oyuncular tartışılıyor. Çok merak ediyorum. Yani çok merak ediyorum. Bütün Beşiktaş taraftarına da soruyorum. Sizin derdiniz Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? İkincisi, Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelir gelmez işte Galatasaray'da Icardi'yi alıyor ha, Mertens'i alıyor ha falan deseydi. Fenerbahçe taraftarına vereceği tepki düşünebiliyor musun? Ya arkadaş, Fenerbahçe hakkında konuşuyor. Ya sen daha yeni gelmişsin. Git kendi enkazından, kendi takımında ilgilen. Fenerbahçe senin neyine? Ben normalde Beşiktaş Ümraniye'ye fark atar diyordum ama Beşiktaş bu zihniyetle eğer giderse iç çatışmalar öyle bir olur. Ben hani dile getirmek istemiyorum bunu ama bazı futbolcular işte sportif direktöre falan atıp tutmuş. Valla benim bildiğim bu medyada takımlar içerisinde bazı isimlerle çok samimi sıkı fıkı olan isimler var. Ben onu söyleyeyim. Mesela Ersun Yanal Fenerbahçe'ye tekrar gelecek olsun. U19 çalıştıracak olsun. Ben haber veririm ilk. Benden önce hiç kimse haber veremez. O kadar da eminim. Aykut Kocaman. İlk ben haber veririm. Benden önce hiç kimse haber veremez. Volkan Ballı. İlk ben haber veririm. Volkan Ballı'nın kendisinden bile önce haber veririm. Mesela bağlantılarım var. Mustafa Denizli gelecek olsun. Mesela Hamza Hamzıoğlu. Hangi takıma gidecekse ilk ben bilirim mesela. Bana direkt şeyi gelir. Bilgisi gelir. Şimdi yavaş yavaş çevremizi de genişletmeye başladık. Erman Toroğlu, Yılmaz Vural ile bir proje vardı. Beni de düşünüyorlardı ama sonradan vazgeçtiler herhalde. Şaka yapmıyorum, gerçekten söylüyorum. Yakın zamanda görebilirsiniz böyle bir şeyi. Ve biraz saçlanmamı bekliyorlar herhalde. Yani ama kabul ederim, seve seve kabul ederim bu adamlar duayen isimler. Alex de Souza mesela. Alex de Souza Fenerbahçe'ye gelecek olsun. İlk ben haberini alırım. Benden önce hiç kimse haberini almaz. Bizzat numarası var. Şaka yapmıyorum. David'in, Alex'in, Erol Bilecik'in, Ali Koç'u saymıyorum bile zaten. Ya bir tek şeyinkini bulamadım ya. İki tane sanatçınınkini arıyorum. Onlarınkini bulamadım. Onlarınkini de bulursam tam olacak. Neyse Alex de Souza demişken São Paulo ile karşılıklı anlaşarak U20 takımındaki görevinden ayrılmış. Aslında Jorge Jesus'un ekibinin uzantısı böyle U19'un falan başına getirseydik. Aurelio ile birlikte altyapıya köprü olurlardı. Yanına da Doğu mu Samet'i getirdik. Samet de çok iyi olurdu. Ya çok sevdiğim Semih zaten at yaş kategorisinde. Alex'in yani arkadaş olduğunu onlar görüşüyorlar. Hala görüşüyorlar. Ben görüşmeyin dedim. Engelleyin dedim ama engellemediler. Görüşüyorlar. Yani böyle güzel bir şey olurdu. Hani aslında bir fırsat şeyi olurdu. Bence kaçırmamamız lazım ama Jesus takımın başına gelmiş belki de en iyi hocalardan bir tanesi. Ama ne zaman gider, ne olur, ne eder? Bunun detayını sonra konuşuruz ama. Bence Jesus'un hocalık tedrisi altından geçecek bir Alex de Souza bayağı bir şey yapardı ya. Yani şimdi yani ne diyeyim ya şimdi aklıma bir şey geliyor ama
Hocam sen Alex de Souza eğer Fener'e gelirse haber veririm dedin. Geliyor mu? Ya ben Alex'i konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Bazı şeylerde konuşmuyorsam saygınızdan siz de destek verin bana. Konuşmayın siz de. Hakkımız da hayırlısı olsun arkadaşlar. Biz maçımıza odaklanalım. Maçı kazanalım. Kanala abone olalım. Bu arada birçok üyelik gelebilir. Hediye üyelikler gelebilir. Hediye üyelikten yararlanmak için abone olmanız lazım arkadaşlar. İsterseniz videoları 5000 kere izleyin. Abone olmadığınız müddetçe faydalanamazsınız. Ama ben abone olacağınızı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Gelin bugüne özel. Bak bugüne özel. Abone değilseniz. Gelin bu kanala abone olun. Benim hatırım için, benim ricam için bugün bu kanala abone olun. Ve Fenerbahçe'nin ben 4-0 kazanacağını düşünüyorum. Ya da 4 gol ve üstü atacağını düşünüyorum. Bu maçta toplam 4 gol ve üstü olacağını düşünüyorum. Bu şekilde olursa aboneliğinizi sürdürün, devam edin. Bu şekilde olmasa da çıkın, canınız sağ olsun. Ama ben eminim, siz sözünüzün eriyseniz, sözünüzü tutarsanız yarın bu kanal 30 bini bile geçer. Benden söylemesi. Görüşmek üzere dostlar. Hepinizi abone olarak aramıza bekliyoruz. Videoyu da beğenirseniz minnettar kalırım. Görüşmek üzere.